Merhaba bayanlar. Sizlere bugün kolye anlatacağım. Gerekli olan şey bir tane aksesuar ve iki renk ip. Ben gri ve bordo kullanacağım. Gri ipimi aldım. Elime bir kere doluyorum gri ipimi. İçinden geçiriyorum. İki kere doladım ipimi, iğnemi. Bir tane ilmek atıyorum. Zürafa yapacağız. Elimden çıkarıyorum. Şimdi yaptığım zürafanın içinden iğnemi geçiriyorum. Zincir oluşturacağız ilk önce. Sıktım. Tekrar aynı yerden geçirerek bir zürafa daha yaptım. Tekrar aynı yerden geçiriyorum. Yine zürafanın içinden geçirerek küçük bir zürafa atıyorum. İpinizi iki kere dolayın. Tekrar zürafanın içinden geçiriyorum. Bu şekilde 30 tane ilmek olacak. Ben hazırladım 30 ilmeğimi. Otuz tane ilmek attığımız zürafamıza geliyorum. İlk zürafanın içinden batarak zürafa yapıyorum. Her zürafanın içinden geçirerek bu işlemi tamamlıyoruz. Başa kadar bu şekilde devam edelim. Ben tamamladım zürafamı. Şu şekilde daire gibi oldu. Bunun nedeni ilk zürafayı yaparken geri dönen yerden değil, zürafalarımızı yapmak için tek kat olan yerden yaptım. Şimdi geri dönüyorum. İlk zürafaya batıyorum. Ve diğer zürafaya. Zürafaları sıkmayın. Gelişine göre yapın. Daireniz olmaz. Tekrar bunu döneceğiz. Döndükten sonra tekrar aynı şekilde zürafa çekeceğiz. Zürafamız 3 sıra olması gerekiyor. 3 sırayı tamamladım. Şimdi ekleyeceğiz. Eklerken üst üste getirin. Her zürafanın içinden geçirerek ekleyelim. Ve kesiyorum. Bu şekilde görünüyor. Bundan iki adet olması gerekiyor. Ben daha önce hazırladım. İki tane. Şimdi yaptığımız daire olan şekillerimizi birleştireceğiz.
ek yerleri içte kalacak şekilde getiriyoruz ve birleştiriyoruz. Her zürafaya batarak zürafa oluşturuyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Aksesuarımızı içine geçirecek kadar gelene kadar yere. Ben aksesuar geçecek kadar yer bıraktım. Şimdi aksesuarımı dairenin içine geçiriyorum. Geçirdikten sonra komple çevresini döneceğim zürafayla. Bitirdim zürafamı ben. Bu şekilde görünecek. Şimdi pimi kesmiyorum çünkü oraya boyun askılığını ekleyeceğim. Bordo ipimle yaptığım her zürafaya batarak bir sıra kuyumcu kafesi geçeceğim. Etrafını kuyumcu kafesiyle dönelim. Tamamladım. İpimi kesiyorum. Şimdi aksesuarın üstüne koyacağım bu çiçeği başlayacağız. Elde başlıyoruz. Beş tane zürafa yapıyoruz. İpinizi çekin. İlk zürafaya battım. Buraya iki tane ilk yaptığım zürafanın içine batarak iki tane zürafa yapıyorum. Geri dönüyorum. Zürafalarım 4 tane olana kadar yapacağım. Şimdi eksiltiyorum. Bir tane kalacak şekilde devam edeceğim.
Bir tane kaldı. Bir tanenin içinden tekrar geçirip düğüm yapıyoruz ve kesiyoruz. Bu yapraktan çiçeğimizin etrafı olacağı için her birine aynı işlemi yapacağız. Bitmiş görünüşü böyle olmalı. Şimdi gri ile yapacağımız yaprak var. Gri yaparken yine elimizi hepimiz dolayalım. İki tane zürafa yapacağım. Geri dönüyorum arttırma tekniğiyle. 5 tane olana kadar arttırıyorum. 5 tane olduktan sonra eksiltme tekniğiyle yine bir tane kalacak. Bir tane içinden geçirerek hepimizi düğümleyip keseceğiz. Aynı işlemi bir tane daha yapacağız. 2 tane olacak. 2 tane zürafa ile başlıyoruz. 5 tane olana kadar arttırıyoruz. 5 taneden sonra bir tane kalacak şekilde bitiriyoruz. Ben hazırlamıştım daha önceden. Bu şekilde olacak. Aksesuarımı boyun askılığını kullanmak için bir tane halkaya ihtiyacım var. Benim elimde halka olmadığı için şişle yapacağım halkamı. İpimi geçiriyorum. İğnemi alta koyuyorum. On kere sardım. İyicene düğümlüyorum. Bunun etrafını komple zürafa ile döneceğim. Zürafalarım bitti. Çevresini döndüm. 2 tane zürafa yapıyorum. Yaptığım zürafaların üstüne. Şimdi geri dönerek sondaki zürafaya batıyorum. Diğer zürafaya geliyorum. Santim olana kadar devam edeceğim kordonuma. Daha sonra bir tane bırakacağım. Tekrar 2 tane zürafa yapıp aynı işlemi buraya devam edeceğiz. Ben hazırlamıştım. Böyle olacak. Şimdi aksesuarımızı eklemeye geldi sıra. Bunu yapmıştık zaten. İpimizi de yerini koparmamıştık. Bunu buraya ekleyeceğim.
Dikkat etmeniz şey kırmızı, yani bordo olan ipe değdirmeyin. Altta kalacak o. Ekledik. Şimdi geliyorum. Gri'yi ekleyeceğim. Bu ekleme işini ek yerine yapıyorum ki pislik kapansın diye. Gri yaprağımı ekliyorum önce. İnce iğne kullanın. Yoksa geçmesi zor oluyor. Şimdi gri yaprağımı ekledim. Daha sonra burada yaptığımız çiçeğimi ekleyeceğim buraya. Çiçeğin tam ortasından geçiriyorum. Küçük bir ince takacağım ben ortasına. Hafif şöyle çapraz olursa yapraklarınız da güzel görünür. Biraz aşağı dikiyorum ben bordayı. Şimdi buradaki ipimi kesebilirim. Elimde dişi ve erkek olarak kopçamız var. Kolye kopçası. Uçlara bunu takacağım. Burada bir tane zürafa kalsın. Birkaç kere tutturun ama bir iğneyle olmayacak, daha ince bir iğne kullanmalıyım. Ben iğnemi değiştirdim kalın iğneyle geçmediği için. Evet, bir iğneyle oldu. İyice ne tutturun, güzelce ne sıkın çıkmasın. Kestim. Şimdi burada dişi ve erkek var dedim aksesuar. İsterseniz dişinizi takabilirsiniz ama ben takmayacağım. Orası aralanıp çıkma ihtimali olduğu için ben buraya tutturmak için
Şöyle küçük bir pırpır yapıp içini zürafayla dolduracağım. Sizler isterseniz takabilirsiniz. Aksesuarımız bitti sayılır. Böyle. Şimdi bu çiçeğin kenarındaki yaprakların etrafındaki fazlalıkları yakalım. Evet bayanlar, benim kolyem bitti. Umarım beğenirsiniz. Kolay gelsin.